Peki nasıl gidiyor süreç? Önce kaygı var mı? Senden başlayayım. Kesinlikle Zeynepciğim. Var. Yani bilememekten mi? Neden kaygı diyorsun? Ya şimdi başkalarının önüne geçme gibi bir şeyiniz var. Sonuçta herkesle yarışıyorsunuz. Siz bilemeseniz de başkası da bilemeyecek. Fakat başkası bilecek o soruyu. Ve yani zor. Çok kaygı oluyor çünkü bilemeyeceğim diyorsunuz. Sizi biri diyor ki kaygı yapma Zeynep. Başkası da bilemeyecek. Ama bir taraftan da diyorsunuz ki ama biri bilecek diyorsun. Önündeki de bilebilecek. O kim yani acaba? O yüzden kaygı var. Ben de o kaygı var. O zaman sen nasılsın? Ama ben ikinizi de çok rahat gördüm bugün. Öyle gözüküyoruz. Öyle gözüküyoruz. Nasıl durum? Sen de? Zaman yaklaştıkça heyecan artıyor mu yani? Ya artması gerek sanırım ama ben de pek artmıyor. Artmıyor mu? Artmıyor o zaman sakin, cool böyle. Gayet şey ama iyi hazırlanıyorsun. Onun için belki o rahatlık. Olabilir. Kendime güveniyorum. Yani. Mesela ne kadar çalışıyorsun günde? Ya değişiyor. Zaten önemli olan o tempoyu yakalayabilmek bence. Ama gerçekten çok değişiyor. Özellikle şimdi havalar falan da ısındığı için hani bir gevşeme dönemi başlıyor gibi. Hani normalde çalışmam gerektiğini düşündüğüm 5-6 saat günde. Ama hani bazı günler 1-2 saate düşebiliyor. Ama da ben de insanım diyorsun ama değil mi yani? Yani bilmiyorum, olmaması gerek ama. Ama olmaması gerek. Evet. Ben şunu görüyorum sevgili izleyiciler. Şimdi gençler ya kafeye, ama ben de gencim, kafeye gideyim ya falan işte arkadaşımla buluşayım. Sonra şey diyor. Ya ama gitmemem lazım. Böyle bir içlerini yiyor haklılar da.